fazlı asenkron motorun ileri geri çalıştırılma devresinde çalışma mantığı ne? Şimdi bunun üzerine duralım. 3 fazlı asenkron motorları ileri geri çalıştırırken 2 temel devre kurabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi şeklini gördüğünüz elektriksel kilitlemeli ya da elektriksel emniyetli diye geçen devredir. Bir diğeri de butonsal kilitlemeli ya da buton emniyetli diye geçen devredir. Elektriksel kilitleme ile buton kilitlemeli devre arasında ne fark vardır? Elektriksel kilitlemede ileri ve geri kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesi, kontaktörler önüne çaprazlama karşılıklı konulan, biraz sonra detayını göreceğiz, kapalı kontaklar sayesinde engellenir. Burada ileri yönde dönen motoru geri yönde çalıştırmak için stop butonuyla enerjiyi kesmeniz lazım kumanda devresinde, daha sonra diğer yön butonuna basmanız lazım. Buton emniyetli devrede ise ileri yönde giden bir motorda siz eğer geri butonuna basacak olursanız önce ileri kontaktörü devre dışı kalır ve geri kontaktörü devreye girer. Burada arada fark, stop butonuna elektriksel emniyetli de basmak zorundasınız. Butonsal emniyetli de stop butonuna basmanıza gerek yok. Fakat buton emniyetli de şöyle bir durumda söz konusudur. Dönen bir motoru siz ani bir şekilde ters yöne çalıştırabilirsiniz. O nedenle büyük güçlü motorlarda buton emniyetli devre çok fazla kullanılmasa da daha çok dokuma tezgahlarında küçük güçlü, mininde çok büyük atalet olmayan motorların ileri geri çalıştırılmasında buton emniyetli devreyi kullanabilirsiniz. Şimdi kumanda devremden başlayalım. Sigortamın kapalı olduğunu görüyorsunuz. Sigortam üzerinden enerjim geçti. S11 buton grubundaki 0 nolu stop butonunun 21-22 nolu kontaklarından geçti. Kapalı kontaklar çünkü stop butonunun. Ve S11 buton grubundaki 1 nolu start butonunun 13 nolu kontağına ulaştı. 14'e geçemiyor. Niye? Çünkü start butonu açık buton. Ve yine aynı şekilde Q11 kontaktörümün 14 nolu yardımcı kontağına ulaştı. 13-14 açık kontaktı hatırlarsanız ve enerji 14'te kaldı. 13 açık olduğu için devam edemedi. Yine S11 buton grubundaki 2 nolu start butonunun 13'üne geldi. 13-14 start butonu açık kontak olduğu için 14'e devam edemedi. Ve yine Q12 kontaktörümün 13-14 açık kontağının 14'üne geldi ve bu kontak açık olduğu için devam edemedi. Yine aynı şekilde güç devremde de enerjim sigortadan geçti. L1 fazım Q11 ve Q12 kontaktörlerinin 1 nolu kontaklarına, L2 fazım Q11 ve Q12 kontaktörlerimin 3 nolu kontaklarına ve L3 fazım Q11 ve Q12 kontaktörlerinin 5 nolu kontaklarına ulaştı. Neydi ileri geride? Devir yön değiştirmedeki temel mantık, fazlardan ikisinin yerini değiştirmek. Şimdi burada güç kontaktörlerimin üstündeki köprüye dikkat ederseniz köprüler birebir. Yani 1-1'e, 3-3'e, 5-5'e. O zaman devir yön değiştirmek için kontaktörümün çıkışında en az 2 faz arasında çaprazlama yapacağız. Bunu da göreceğiz biraz sonra. Şimdi start butonuna basacak olursam hangisine? 1 nolu start butonuna basacak olursam. 1 nolu start butonuna bastığımda start butonum kapandı ve enerji akışım artık start butonunun üzerinden geçti. Q12 kontaktörünün 21-22 nolu kapalı kontakları üzerinden geçtikten sonra Q11 kontaktörümün A1 bobinine ulaştı. Ve artık Q11 kontaktörüm enerjilendi ve Q11 kontaktörümün kontaklarına bakalım. Burada bir adet mühürleme kontağım var. Bu mühürleme kontağım da kapandı. 13-14'tü mühürleme kontağı, Q11 enerjilenince kapandı ve enerji artık bu Q11'in 13-14 nolu kontaklarından da geçiyor. Yani buradaki mühürleme işlemini yaptık. Daha sonra bunun kumanda devresinde bir diğer kontağı var. Nerede kontağı? Q12 kontaktörünün önündeki 21-22 nolu normalde kapalı yardımcı kontaklar ve bu kontaklar da açıldı. Devam edelim. Yine Q11 kontaktörünün güç devresinde de ana kontakları var ve bu ana kontaklar kapandı. Kapanınca enerji akışı bu kontakların üzerinden devam ederek U ve W uçlarına L1, L2, L3 fazlarını taşıdı ve motoru, dikkat edecek olursanız buna ileri diyelim isterseniz ya da saat ibresi yönünde dönmeye başladı. Start butonundan elimizi çektik. Yine mühürleme işleminin burada da gerçekleştiğini görelim. Start butonundan elimizi çektiğimizde start butonunun uyarı olduğu için kapalı olan 13-14 nolu kontakları açıldı. Ve 13-14 nolu kontakları açılsa da Q11 kontaktörünün 13-14 nolu mühürleme kontakları üzerinden yine Q11 kendisini beslemeye
devam ediyor. Devam edelim. Şimdi yine fazım ve stop butonun üzerinden enerjim geldi. Bu sefer iki nolu start butonuyla geri yönde çalıştıracağım. Ve aynı şekilde de güç devremde de yine demin olduğu gibi L1, L2, L3 fazları 1, 3, 5 nolu kontaklara ulaştı. Şimdi iki nolu butona basalım. İki nolu butona bastığımda start butonuyla 13-14 nolu kontakları açıldı ve 13-14 nolu kontakları şu anda kapandı. 13-14 nolu kontaklar kapanınca 13-14 üzerinden enerji akışı devam etti ve Q11'in 21-22 nolu kapalı kontakları kapalı olduğu için Q12 kontaktörümün A1 bobin ucuna enerjim ulaştı. Ve artık Q12 kontaktörüm devreye girdi. Bunun kontakları neydi? Q12'nin 13-14 mühürleme kontağı vardı ve 13-14 mühürleme kontağım kapandı. Ve artık S11 buton grubundaki 2 nolu start butonunu mühürleyen Q12'ye ait 13-14 nolu mühürleme kontaklarım kapandı. Artık start butonundan elimizi çeksek de bu 13-14 mühürleme kontağı üzerinden kontaktör kendisini beslemeye devam edecekti. Peki başka nerede kontağı var bunun? Başka Q11 önünde 21-22 nolu kapalı kontağı var ve bu kontağı da açtı. Q12'nin başka nerede kontağı var? Q12'nin güç devresinde kontağı var. Ana kontakları ve bu kontaklar da kapandı. Ve bu kontaklar üzerinden U ve W uçlarına enerji ulaştı. Saat vibresinin ters yönde motor geri yönde döndü. Burada şuna dikkat edelim. Daha önceden benim Q11 kontaktörüm L1'i U'ya, L2'yi V'ye, L3'ü de W'ye veriyordu. Burada Q12 kontaktörüm devreye girince çıkışlarda sıralama değişti. Neydi? Girişlerde 1-1'e, 3-3'e, 5-5'eydi. Şimdi çıkışlarda 2 6 nolu kontağı, 4-4 nolu kontağı, 6-2 nolu kontağı. Yani 2 ile 6 nolu kontaklar arasında çaprazlama bir değişim yapıldı. Bu sefer ne oldu? L1 fazı şimdi W'ye geliyor. L2 fazı tekrar V'ye geliyor. Ama L3 fazı U'ya geliyor. Yani ileri kontaktörünün verdiği sıralama geri kontaktöründe faz sırası değişti. L1 ile L3 fazlarının yönü değiştirildi. Bu sayede motorumun geri çalışması sağlandı. Örneğin motorum ileri yönde dönüyor. İleri yönde dönerken start butonuna basmışız, elimizi çekmişiz, Q11 kontaktörü devreye girmiş, mühürleme kontağını Q11 kontaktörüm kapatmış, 13-14 kapalı, artık mühürleme işlemi gerçekleşmiş, mühürleme üzerinden de kendisini besliyor ve aynı zamanda da Q12 önündeki 21-22 nolu kontağını açmış. Eğer bu çalışma sırasında ben 2 nolu start butonuna basacak olursam, basalım. 2 nolu start butonuna bastım, 13-14 nolu kontaklarını kapadı. 13-14 nolu kontaklarını kapadı, buradan enerji akışı devam etti. Enerji 13-14 uyarıldığı için kapanan 13-14 üzerinden geldi ama nereye kadar geldi enerji? Q11 kontaktörümün Q12 önüne koymuş olduğum 21-22 nolu kontaklarına kadar geldi. Bu kontaklar açık olduğu için enerji akışı Q11'in 21 nolu kontağında kaldı. 22 nolu kontağa geçip Q12 kontaktörümün A1 bobin ucuna gelip Q12 kontaktörümün beslenmesini engelledi. İleri ve geri devresinde ileri ve geri kontaktörleri eğer aynı anda devreye girecek olursa ne olacaktır? Az önce dedik L1 ve L3 fazlarının yeri değişmişti. Evet, ileri ve geri kontaktörleri aynı anda devreye girecek olursa L1 ve L3 fazları kendi aralarında motora ulaşmadan kısa devre olacaktır. Bunu engellemek için de kullandığımız metot birbirlerinin önüne kapalı kontağını koymak. Ne demek istiyorum? Q11'in kapalı kontağını Q12'nin bobin ucuna koymak, Q12'nin kapalı kontağını Q11'in bobin ucuna koymak şeklinde. Bu sayede bir kontaktör çalıştığında diğerinin önündeki kapalı kontağını açacak ve diğerine ait butona basılsa dahi, start butonuna basılsa dahi bu kontak enerji akışının bobine, diğer kontaktöre ait bobine ulaşmasını engelleyecektir. Elektriksel kitleme ismini de buradan almaktadır. Elektriksel olarak aynı anda devreye girmeleri engellenmiştir.